Bugün Honda SH300 ile karşınızdayız. Çok güzel bir skuter. SH300'ün kafa tasarımı, bir ön göğüs tasarımı böyle Honda'nın o klasik sadeliğini ve etkinliğini temsil ediyor. Hani görüyorsunuz onların böyle fabrikaları falan acayip temizdir. İşte işçiler böyle beyaz giyer, fabrikanın içinde her yer bembeyazdır falan. Hani moda oldu diye şimdi birçok motosiklet beyaz, bu da beyaz ama ondan demiyorum bunu. Hani tasarıma bakarsanız böyle keskin, akıcı çizgiler. Fakat hani ledli değil hiçbir şey ya da xenonlu falan değil. Bildiğimiz lamba var içinde. Ama sadece iyi yapılmış her şey. Sıfır oturuyor parçalar. Parçaların arasında böyle boşluk yok. Hani klik sanki öyle doğmuş gibi. SH300'ün tasarımında ortası çok enteresan. Alıştığımız eski tip skuter şekli var. Böyle buraya şasi eklememişler. Şimdi yeni bir moda var skuter üretiminde ve tasarımında. Böyle şasi parçasını ortadan geçiriyorlar. Daha kuvvetli oluyor, daha spor oluyor, daha agresif, daha motosiklet gibi oluyor falan diye. Fakat oraya hiçbir şey konamıyor o zaman. Yer kaybı. Boşu boşuna. Honda da SH300'e oraya hiçbir şey koymamış. Rahat ayakların konacağı yer. Artı burada böyle bir kancamız var. Buraya torbamızı asıyoruz. Çarşı pazar, alışveriş vesaire, çanta neyse ne istersek buraya asabiliriz. Güzel. Yanlar oldukça basit. Yolcu ayaklığı oldukça basit ve etkin ve doğru yere konulmuş. Sele çok rahat. Çok konforlu. Oldukça ince bir skuter bu aslında. Trafikte aralara girince anlıyor insan ama sele ince olmasına rağmen çok rahat. 78 santim bunun yüksekliği. Hani böyle çok boy uzun olmasa bile ayaklar yetebiliyor yere. Bu güzel. Yolcu konforu da yerinde. İtalyan rakiplerinin çoğunun aksine. Büyük arka jant, yumuşak amortisör, güzel. Biz amortisörün yumuşağı aldık. Normalde en sertte kullanılıyormuş. Biz en yumuşağı aldık, rahat ettik. Burada da eşya taşıma aparatımız var. Bunun üzerine genelde herkes çanta taktırıyor. Çünkü bu skuterin bagajı yok. Yani var da yok. Gösterelim. Buradan açılıyor. Nasıldı? Şöyle miydi? Heh, böyle açılıyor. Şimdi yani görüldüğü gibi buraya ancak çorba kasesi sığar. Başka bir şey sığmaz. Hani açık kask sığar falan diyorlar ama yani açık kaskın şöyle minik böyle buraya hacı takkesi gibi bir şey olması lazım. Buraya ne sığar? Hani kaskımız elimizde kalacak büyük ihtimalle. Genelde skuterlerin avantajı odur yani gittiğimiz yerde motorcu gibi dolaşmayız. Kaskı çıkar, bagaja koy. Devam. İşte bunda olmuyor. Bakıyoruz. Böyle basit bir gösterge tablosu. Enjeksiyon beyni her şeyi kumanda ediyor, bir kontrol ediyor, elden geçiriyor. Ondan sonra eğer her şey çalışıyorsa fiti 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 su soğutmalı, sessiz sakin bir fıtı fıtı başlıyor. Şimdi ne koymuş? Sürat göstergesi koymuş, motor harareti koymuş, bir de yakıt göstergesi koymuş. Bu kadar. Bir de işte burada kaç kilometre gittin, kaç kilometre geldin, saat vesaire. Bunlar var. Aşırı böyle ekstra lüksler yok. Fazla bir numara yok. Bir gariplik var, hoşumuza gitmeyen en önemli etken şu. Bu Honda'da yeni bir moda var. Kornayı buraya aldı, sinyali buraya aldı. Eskiden bütün dünyada standarttı. Sinyaller ortada, korna aşağıda olurdu. Şimdi taksi atlı önüme, kornaya basacağım. Basıyorum, hiçbir şey yok. Çünkü sinyale basıyorum. Zimat taksinin umurunda değil ama dünya. Honda tabii köprüden geçen, paralı yola giren vesaire müşterilerini de düşünmüş. Buraya böyle küçük bir göz koymuş. Böyle kilitsiz ama buraya işte KGS falan koyarız. OGS belki koyabiliriz, alabilirsek eğer bir bankadan. Buraya işte onları koyabiliriz fakat kilit yok. Kilit yok. Bu buradan böyle gider. Hani burada bir şey bırakmayacağız. Buraya koyacağız. Düt, okuttun, geçtin. Hop cebe sonra. Burayı boş bırakacağız hep. Böyle. Basit, kolay. 3 pistonlu kaliper. 6 pistonlu değil. Fakat bir tanesi bunlardan arkadaki frene bağlı. Bir tanesi direkt el frenine bağlı. Şimdi ön freni sıkarsak çalışıyor.
arka freni sıkarsak belli bir noktadan sonra sırf arka fren değil, bu kaliperin bir pistonu da çalışıyor. Buna CBS, kombine fren sistemi diyorlar, CBS. Bu çok moda, senelerdir yapıyor bunu Honda. Halkımızda genelde bununla ilgili bir yanlış anlayış var, ABS zannediyorlar bunu. Frenleri, aa bunun CBS'liymiş, bu kaymaz falan, kayar. Kayar, bayağı kayar. Motor hacmi sebebiyle 250'lik üzeri bütün motosikletlere uygulanan %30 küsürlük ÖTV'ye maruz kaldığından acayip bir fiyatı var. Buna mukabil İtalyan rakiplerinin çoğundan daha düşük o fiyat. Dolayısıyla hani razıysanız öyle bir formata, hani biraz güçlü bir skuter istiyorsanız düşünülebilir bir alternatif. Kolay, rahat, pratik ve çok sade. Herhalde bu yüzden dünyanın birçok yerinde satış rekorları kırdı, özellikle Avrupa'da. Biz çok beğendik. Hani çok etkilenmedik tabii yani. Aha, kalbimi çaldı veya böyle işte yarış motoru gibi gidiyor falan. Öyle bir şey yok burada. Öyle bir şey de zaten beklemememiz lazım. Bu çünkü bir araç. Şehir içinde, özellikle şehir içinde dolaşmak için pratik, kolay. Park derdi yok, trafik derdi yok. İşte ya gene sıkıştı köprü, nasıl geçeceğim derdi yok. Bu trafikte bekliyor hala, bak akıllılar. Otomobilim var. İşte var. Bak var, ne işe yarıyor da görüyoruz otomobilini. Düdük makarnası gibi takılıyorlar. Bunları düşünen adam için ve bunlardan kurtulmak için bir şeyler yapmaya hazır olan adam için güzel bir alternatif, tavsiye ediyoruz.